Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 7 Aralık 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an mucizeleri dersimizin 79.'sunu yapacağız. 19 mucizesi derslerimizin ise inşallah 11.'cisini yapacağız. Bu derste size çok yeni, çok yeni keşfedilmiş yeni bir 19 mucizesi göstereceğim. O kadar önemli ki arkadaşlar. Rabbimin, Rabbim ayetlerini ufuklarda ve içimizde gösteriyor. Biz de onları tanıyoruz. Bu, bu kadar nettir. Çünkü onun izni bilgi olmadan, bilgisi olmadan, dilemesi olmadan bizim bunları keşfetmemiz, bulmamız mümkün değildir. Öyle devasa sayılar göstereceğim ki size 19 ile ilgili. Ve Kur'an'ı nasıl koruduğunu, bakın Kur'an'ı kelime düzeyinde koruduğunu göreceğiz. İnanamayacaksınız yani. Çok yeni bir veridir bu. Ve Biliyorsunuz biz 15.124 basamaklı sayıyı size Allah kelimeleri mühürlediğini göstermiştim. 1820 ayeti Allah kelimeleri mühürlemişti arkadaşlar. Bir Allah kelimesini oynatamıyordunuz. 1820 ayete ne çıkarabiliyordunuz ne ekleyebiliyordunuz. Yani Allah kelimesi geçiriyorsa geçiyorsaydı ayette bir kilit oluyordu. Şimdi burada bir özellik söylemek istiyorum size. Bu devasa sayıların çiftli özelliği vardı. Çift ikili özelliği vardı. Neydi bu? Hem kendisi 19'un katı oluyor hem de basamak sayısı 19'un katı oluyordu. Bu ikili sistem. Sebean Minel Mesani dediğimiz. Bakın bu ayette tekrar te çiftlilerden çiftlilerden yani ikililerden yedi Muhammed peygambere veriliyor ve aziz yüce şerefli Kur'an Şimdi bakın burada Rabbimin Muhammed Peygamber'e vermiş olduğu bu ikili yedi çokluktan kinayedir. Yani çoklu gökler gibi e, sebehan semavat yani tamam mı? Yedi gökler gibi mesela. Paralel evrenler vardı. İlla sayısı yedi olmak zorunda değildir. Çok sayıda. Araplar yedi sayısını çokluğu kullanmak için de kullanıyorlar. Yani çölde su ver adama ölüyormuş sana der ki Allah'ım sana yedi kat sevap versin falan. Şimdi yedi tane versin, sekiz vermesin mi diyor. Çok kat versin. Bu nedenle bunun işte bu minel mesani yani sebean minel mesani bu tekrar çiftli diyelim çift tekrarlayan diyorlardı da ama asıl ayeti kelimenin anlamı çiftli ikili özellikli demek ve bu devasa sayılar olduğunu görüyoruz. 1400 yıldır bu Minel Mesane neydi bu? Onunla ilgili oturmuş bir şey yoktu. İşte Fatiha'nın 7 ayeti diyen vardı. Hamim tablosu göreceğiz onu Duruf'un muhakkata diyen var. Ancak benim görüşüm bu çift özellikli yani hem kendisi hem de basamak sayısı 19'un katı olan bu sayılar devasa sayılar Kur'an'ı korumaktadır bunların işaret edildiğini düşünüyorum. İnşallah bu dersinizi tamamladığınızda ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Bakın. Şimdi bu derste size 798 basamaklı çok özel bir sayı göstereceğim. Bu sayının yeni tecelli etmiştir. Çok yenidir arkadaşlar. Bu sayıyı 19 mucizesi her zaman söylüyorum sürekli gelişen bir mucizedir, sistemdir. Kıyamete kadar da bu gelişecektir, böyle olacaktır. Bize en büyük yani 19 sistemini savunanlara en büyük eleştiri şuydu. Ya kardeşim 19 sistemi siz söylüyorsunuz ama bak ben şu kelimeyi ayetten bu kelimeye attım hadi bakalım 19 buna bir reaksiyon gösteriyor mu diyordunuz. Ya da bir ayet ekledim. Haydi bakalım. Bakaranın 183. ayetli arasına bir tane de ayet ekledim. Bakalım senin 19 sistemin bunu çıkarabiliyor muydu diyordunuz. İşte bunu deşifre edecek. Yani Kur'an'ın Allah'ımız katından geldiğine kesin delil olacak bir sayı söylüyorum size. Ayrıca da sure dizilişinin, suredeki toplam ayet sayısının, suredeki toplam kelime sayısının ilahi olduğunu Allah tarafından belirlendiğini net bir şekilde göreceğiz. Elbette Mustaf söylediğim gibi şerefli elçi Cibril tarafından vesilesiyle indirildi. Muhammed peygambere okudu. Onu rulo haline yazdılar satır satır perşümenlere. Sonra rulo yaptılar bir odaya koydular. Peygamberimiz vefat etmeden önce onu hemen kitaplaştırmamaların bir nedeni vardı hemen gelse hocam kitap yapsaydı ya. Hayır. Çünkü Rabbimin muradı farklıydı. Rulo halinde ayetler indikçe koyuldu. Ama daha sonra peygamber vefat etmeden önce o rulolar tek tek açıldı masalarda. Ondan sonra Cibril eşliğinde Muhammed peygamber onu dizdi. Aldı Fatiha'yı bire koydu. Bakara'yı ikiye koydu. Alimran'ı İmran'ı 3'e koydu. Nisa'yı 4'e koydu. Sen Nisa ile Ali İmran'ın yerini değiştiremezsin. İşte bunu söyleyeceğiz biz. Surelerin dizilişinin ilahi olduğuna kesin kanıt göre olacak bu 798 basamaklı sayı. Yine toplam suredeki toplam kelime sayısı. Fatiha'daki bir kelimeyi çıkaramayacaksın, ekleyemeyeceksin. Bakara'daki bir kelimeyi çıkarıp ekleyemeyeceksin. Göreceğiz. Yine 12.692 basamaklı sayıda Size büyük bir mucize olarak göstereceğim. Ama 790 daha önceden bilinen bir şeydi. 12.692 basamaklı sayı bir keşfedilmişti. Ama 790, 98 basamaklı sayı bir tık daha öne çıktı. Çünkü suredeki kelime sayısını da koruma altına aldı. Şimdi bakalım. Şunu büyük ekran yapayım. Bakın arkadaşlar. Kur'an'daki 114 sure var. Çok basit bir temel veri söylüyorum ben size. 19'un katı, tam 114 sure. Bu sureleri sıralamışlar. Kim sıralamış bunları? Cibril ile Muhammed peygamber. Yani iniş sırasına göre değil. İniş sırasının ilahi olduğunu çok net göreceğiz şimdi. Suredeki toplam ayet sayısı. 1. sure Fatiha 7 ayet. Toplam kaç kelime içeriyor? 29 kelime. 2. Bakara 286 ayet, 6116 kelime. 3. Ali İmran 200 ayet. 3481 kelime. 4. Nisa 176 ayet 3747 kelime. Bakın böyle kelime sayılarına da bakın yani. Böyle gidiyor. Tamam bu şekilde gidiyor. Devam edelim. Yine devam. 13. Rad 43 ayet 853 kelime. 26. sure 227 ayet ve 1318 kelimeymiş. Böyle gidiyor devam edelim. Zamandan kazanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, suredeki kelime sayısı, çok basit. Sure sırası, suredeki ayet sayısı ve kelime sayısı. En son ne oldu? 114. suremiz 6 ayet ve 20 kelimeden oluşuyormuş. Şimdi biz bunları bir deneyelim. Yani hocam nasıl bu kelime sayılarını buldun? O kadar basit ki herkes sayabilir bunu. Önce biz buradan Mustafa'mızı açalım. Şöyle gelsin. Evet. Burası Mustafa'mız. Her zaman kullandığımız Osman Mustafa. Burada da kelime sayısı bir program var burada. Kelime sayılarını yani buraya girdiğiniz metnin, Arapça metnin kelime sayısını buluyor. Biz Fatiha'yı alalım. Bakın. Burada Fatiha 7 ait. Değil mi? Evet. Copy. Kopyala. Programı açtık. Ctrl V. Başlat. Kaç kelimeymiş arkadaşlar? Bakın. Birinci ayette. Birinci kelime. Bismi Allah Errahman er Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye gidiyor. Errahman Errahim Belki Yomiddin diye gidiyor. Toplam kaç kelimeymiş? Ben kelimeleri de program ayrı olarak veriyor. Yani ayetten başlıyor. En son ayet mesela bak 9 kelime. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelimeymiş. Toplam kelimemiz ne? 29. Tamam ne yazdık? Fatiha 1, 7 ayet 29 kelime. Güzel. Hocam birine bakalım. Bakara. Bakara. 286 ayet. 286 ayet. Gördünüz mü? 286'ya geldim. Copy. Sayfayı yeniden yükle diyelim. Buraya yapıştıralım. 286 almadı mı? Kopya kopyala. Evet, 286 ayet Başlat. Peki Bakara'da kaç e, kelime varmış? 6116 kelime varmış. Burada tek tek kontrol edin, edin yani zaten. Bakın bana da güvenmeyin. Edin tek tek kelimeleri edin. Bu Kur'an ne kadar büyük bir mucize içeriyor. E görün yani kendiniz. 6116 kelime içeriyormuş. Peki burada tüm ayetleri, tüm şeyleri siz değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi tekrar 6116 Peki şöyle gelelim. 6116 idi. Hani göstereyim yani emin olun sizde. 6.116 29.6 Bunlara inanın tek tek sayın yapın. Bu sayıları göreceksiniz zaten. Ben bunları kafadan atmış değilim. Yani Kur'an Mustafa, Osman Mustafa iddia olduğu edilen Utmani Mustafa'nın gördüğünüz gibi bunlar böyle. Peki hocam ne var? Tamam olabilir. Peki arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şimdi sıra sırası. Suredeki toplam ayet sayısı ve suredeki toplam kelime sayısı aynı sıra koyduğumuzda yani 1. sure 7 ayet 29 kelime 2. sure 286 ayet 61 6116 kelime en sona gidelim 114. sure 6 ayet 20 kelime arkadaşlar bunu dizdiğinizde la ilahe illallah tam olarak 798 basamaklı bir sayı oluşuyor. Ve bu 798 basamaklı sayının hem kendisi 19'un katı hem basamak sayısı olan 798 19'un katı. Bak işte minel mesani, mesani çift özellikli, çiftli ikili ikili, iki özellik, iki var. Hem kendisi hem basamak sayısı 19 x İşte bu sayılar Kur'an'ı koruyan sayılardır. Minel mesane bir tanesi 15.124 basamaklı sayı, 798 basamaklı sayıdır. Şimdi gördüğünüz gibi bu büyük mucizedir. Artık analizlerimizi hep böyle yapacağız. Bu devasa sayılarda Kur'an'ı bütünsel korumalarında bu bir materyal metodumuz oluyor artık bizim tamam mı? Yani e, Rahman bunu koymuş. Hocam sen niye böyle yaptın? Yok hayır görüyoruz işte. Böyle sen bir sayı üretebilir misin kendine? Sure sırası, suredeki toplama ayet, kelime sırası. Haydi yap bakalım İkisi de 19'un katı olsun bakayım. Hem basamak sayısı hem kendisi. Mümkün mü? Bir dene bakalım. Ben basamak sayısı diyorum bak basamak. 100, 100'de kaç basamak var? 3, 4'te, işte 1000'de 4. Sen 10... 19 basamaklı bir sayı yazdın diyelim ki. 19 basamaklı. 19'un katı olacak ya. 19'un bir katı. 19 basamaklı sayı yaz bakayım. Kat trilyon kat trilyon. Sen onu böl bakayım. 19'a bölebiliyor musun? Senin iPhone bile bölmez. Bunları yapabilmek için scientific özel modüller gerekiyor programlamada. Ben kendi yazdığım programlarda da özel big integer programları gerekiyor. Bölemiyor bilgisayarlar bile. 15.124 basamaklı sayıyı 19'a böl bakayım. O kadar zor kolay değil yani. İşte adam Muhammed peygamber çölde bilgisayar yok hiçbir şey yok. Nasıl bölecek bunu? Bir dene bakalım 19 basamaklı bir sayı yap onu böl. 19'a böl. 19'un katı çıksın. 38 basamaklı bir yazı yaz bakalım. 19'un katı olsun. 57 basamaklı bir yazı yaz bakalım. Sayı yaz. 798 basamaklı diyor arkadaşlar. 798 tane basamağı var sayın. Okuyamazsın zaten böyle bir sayıyı. Hem basamak sayısı 19'un katı, hem kendisi 19'un katı. La ilahe illallah. Bu bir Allah'ımızın mührüdür. Şimdi bu mührün nasıl çalıştığını, nasıl Kur'an'ı koruduğunu gözlerimizle tanık olalım. Şimdi ben bunu kapatayım, şunu da kapatayım. Burada az önceki zaten yer burası. Şimdi gösterelim burayı size. Evet. Gördüğünüz gibi burada Kur'an'ı Getir tıklıyoruz. Bakın Kur'an'ı getir. Evet bu bu değildi galiba arkadaşlar ya. Bir dakika. Bu, bu şuydu galiba. Ha bu bu bu. Evet. Oradan hatalı oldu. Şimdi bir bakayım. Kur'an Osman Mustafa'nı getir. Başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu büyük mucizeye hepimiz tanık olalım. Osman Mustafa'nı getirdik ve Osman Mustafa'nı getirdik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sayının e, bir Fatiha 7 ayet 29 kelime Bakara 286 ayet 6116 kelime Ali 3 200 ayet. 3, bu tabii ki bu Kur'an'daki dizilişi de ilahi yapacağız. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü sure diye giriyor. Dizilişi de ilahi olduğunu gösteriyor. 3481 kelime. Baktığınız zaman sayının kendisi 19'un katı, basamak sayısı da 798, 19'un katı. Bakın şimdi bir deneme yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ee, yeni kitabımız çıktı biliyorsunuz Ashab-ı Keyif. Orada 17. 18. surenin Evet 18. sure 17. ayetteki 17. ayete gelelim. Ve terah şemse iza telat diyor ya Rabbim. Şemse bak bak şemse. şemse. yani güneş kelimesini hatta öyle bir yapalım ki izayı yani iza iza doğduğu vakit mesela bir kelime bile eksik olsun. Bir kelime. Bir kelime başlat. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir kelime ya. iza, Vakit. Zaman. Bir kelime. Üç harf. iza Çıkarttım ne oldu? 19'un katı olmadı. Basamak sayısı 19'un katı. Elbette. Ama kendi 19'un katı olmadı. Bir kelime çıkarttım bak. Bir kelime eklediğinde de bu aynı. Hocam. Yine sayfayı yeniden yükle. Bak. Fatiha'dan yapabilirsiniz. Errahman. Bak İyake na'budu ve iyake nestaîn. Nesta. İhtina ihtina mustakîm. İhtina sıratal Sırat. Sırat kelimesini kapat kaldırayım bakayım. Es sıratal'ı kaldırdım. İki kelime oldu. Al. Mucizeye bakar mısın? 19 sistemi nasıl reaksiyon verdi gördün mü? Kur'andaki suredeki kelime sayısını nasıl korudu gördün mü? İşte biz Muhammedi Mustafa Yüce Allah'ın izniyle böyle uğraşacağız. Kafamızı toprağa gömmeyeceğiz. Bu sistemleri biz uğraşarak buluyoruz. Çalışarak buluyoruz. Rabbimin izniyle bize tecelli ediyor bunlar. Biz yoksa bu sayıyı Rahman bizim bulmamızı istemese biz nasıl bulacağız bu sayıyı böyle bir sayıyı? Düşün yani. Ve gördüğünüz gibi şimdi bir de bir mesela e, şöyle yapalım. Bir ayet de silebiliriz yani. Bir ayet sildiğimizde de reaksiyon aynı olacaktır. Yani sonuçta bir ayeti de sildiğiniz vakit sildiğin zaman mesela 2 bakaradan 258'de sildiğim zaman otomatik olarak sayı hemen gördüğünüz gibi 19'un katı olmuyor. Peki basamak sayısı için öyle bir değişiklik olmalı ki basamak sayısı değişebilmesi için sonradaki toplam kelime sayısının artması lazım ya da tek sayı inmesi lazım. Anladınız mı? Mesela Bakara Fatiha'dan şu kelime sayılarını attığımızda ve ranladığımızda yine on burası bozuluyor. Bunun bozulabilmesi için bunun tek tek basamağa inmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Tek basamağa indiğinde sistem alarm verecektir. Tek basamağa indiğinde. Yani kelime sayısı tek basamağa inecektir. Andu yapalım. Mesela şu şunu kaldırdığımda başlat dediğimde basamak sayısında bozulduğunu görüyoruz. Gördün mü? 798 oldu. 7 oldu. Çünkü basamak sayısı toplam 29'du. Bir basamağa indi. Yani suredeki kelime sayısının basamak sayısı bir artar azalırsa o zaman 798 de bozulur. Lütfen buna iyi bakın. iyi inceleyin. Büyük bir koruma sistemidir bu. Yüce Allah'ın büyüklerden dediği 19 sistemi Kur'an'ı nasıl koruyor bakın gördük. Şimdi burada bir şey daha yaptım. Bu da çok hoş. Biraz önceki şeyin testin bu sefer aynı tabloyu böyle verdim. İşte bu mucizevi tablo. Sure, suredeki ayet, suredeki kelime sayısı. Hesapla. Aman Allah. Im. 798 basamaklı sayı. Hem kendisi hem de basamak sayısı 19'un katı. Ya hocam bir deneme yapalım ya. Peki tekrar yükle. Diyelim ki ayet sayımızı değiştirelim. Buraya 129 yapalım mesela. Tevbe suresi 129 ayet olsun. Hesapla. Gördün mü? 19'un katı nasıl bozuluyor gördün mü? Tutturamıyorsun işte. 9. sure 127 ayet olması gerekiyor. Noet bir şekilde bunu görüyoruz. Sayfayı tekrar yükle. Bu bilime aykırı bir şeydir. Bak 175. Diyelim ki Nisa 175 e ayet olsun. Hesapla. 19'un katı olmuyor. Görüyorsun. Arkadaşlar kolay bir şey değil bu. Bakın bu çalışan bir sisteme inkar etmeyin yani. Bu çok önemli bir şey. Gördüğünüz gibi ayet mesela diyelim ki biz Fatiha ile Bakara'yı yer değiştirelim abi. 286 ayet olsun Fatiha. 7. Yani bak aslında şöyle değil. Bakara'yı şeyin önüne alalım. Fatiha'nın önüne alalım. Bakalım nasıl bir reaksiyon verecek bu. 6616. 6116. 6116 burada 29. Ne yaptım? Değiştirdim yerlerini. Gördün mü? Olmaz abi olmaz. Bozuluyor sistem. Ancak ancak deneyin bakalım. Kaç kere deneyin bakalım. Bıkmadan deneyin. Bu Rabbimin şunu bulaşa, ulaşabilecek misiniz? Şu sistemine. Gördünüz mü? Bu bize gösterir ki sure dizilişi ilahi. 19 sistemi gösteriyor. Kesinlikle bu böyledir. Suredeki ayet sayıları kesinlikle ilahi. Suredeki kelime sayıları kesinlikle ilahi. Sureye bir kelime çıkaramazsın sureden bir kelime ekleyemezsin. Bu kadar basit. Şimdi gelelim bir delile daha. O da 12.692. 12.692 basamaklı sayı. Bu da çok muhteşem bir sayı. Şöyle biz biliyorsunuz bakın çift sistemle gidiyorum ben. 1 bölü 19, 1 bölü 19'du. Bu sayıda da böyle 1 bölü 19 bilmiyorduk. 12.692 basamaklı sayı da minel mesanidendir. Yani ikililerdendir. İki özellikli. Fatiha 7 Bakara ayet görüyorsunuz basit. Ayet sayıları en son Nas 114 6 ayet. Şöyle dizersek eğer bakın elimizdeki sadece ne? Fatiha'nın 7 ayeti var ya başka bir şey yok bak 7 ayet. 7 ayeti yazdık. Yanına da 7'ye kadar 1 2 3 4 5 6 yazdık. Bakara 286'yı yazdık. 286'ya kadar 1'den 286'ya kadar sayıları dizdik. Böyle böyle gittiğimizde arkadaşlar bakın muhteşem bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi yazdık. 286 Bakara yazdık birden 286'ya. 200 hangi? 3. Ali İmran 200 ayet. 200'e kadar birden 200'e kadar yazdık. En son Nas. Yazdık 6 ayet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın toplam oluşan sayı 12.692 basamaklı bir sayıdır. Hem kendisi hem de hem de basamak sayısı olan 12692 19'un katıdır. Alın deneme yapalım. Bakın ulaşabilecek misiniz yani muhteşemdir yani. İşte bu sayıyı testlerini ben kendi program burası. Ayet Fatiha e, Bakara al. Yazdık. Sadece ayet sayıları. Testi başlat. Gördüğün gibi hem kendisi sayının kendisi hem de basamak sayısı 19'un katı. Sayfayı tekrar yükle. Değiştirelim. Hocam e, Yunus suresini e, 110 e, 108 yapalım hocam. Bir ayet atalım oradan. Vay 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 vay. Gördün mü? Bir ayet atamazsın. Bir ayet ekleyemezsin Kur'an'a. Ha ne oldu? Hocam ben hani ne oldu? 19 sistemi ne ki? Ekliyorduk bir şey olmuyordu. Hani ne oldu? Bir kelime eklesem ne oluyordu? işte al. Ne olduğunu gördün. 19 sistemi onu atıyor yani. Atıyor abi işte resmen atıyor. Burada yine tövbe 127. Al 129 ayet yap bakalım oluyor? Al. Allah'ın her şeyini ters. Görüyor musun? Rahman Kur'an'ı bize indirdi ve onu korumasını bize bırakmadı. Mutlak le yani hafuzun le hafuzun mutlak koruyucularız. Mutlak isim kelimesi ve çoğul işte melekleri koyuyor bunlar her biri bir melek 7 sayısı melek 286 sayısı melek 200 melek 176 melek bunların hepsi birer melek matematik melek işte al Müttesir Suresi'ni 55 ayet yapalım. Bir tane Müttesir Suresi'nden bir ayeti gizleyeyim, saklayayım bakalım. Al. Görüyor musun? Deneyin bunu. Bulamazsınız arkadaşlar. Deneyin yani. Saatlerce deneyin. Testi başlat. Olmuyor. Ama yeni yükle Rabbimin mührünü yapalım. Rabbimin ayetlerindeki sırası Muhammed Peygamber bunu hayal bile edemez. Bırak tasarlamayı. Yani matematik sistemini nasıl bulacak? Nasıl bilecek? Mümkün mü? O öyle getirirsem, böyle getirirsem bu devasa sayıları bir araya getirmek mümkün değildir. Tek bunu düşünmeyin hocam. 1 bölü 19 çarpı 1 bölü 19 olasılık var burada. Ama düşün yani bu kadar sayıyı yani basit deneyecek bir şey değil ki bu. Deneyin bakayım. Sen deneye bakayım. Elinde bilgisayarla yapamıyorsun. E, 698 basamaklı sayı da bu tecelli etti. 12.692 basamakta da bu tecelli 15.124 basamaklı sayıda da bu tecelli İnşallah göstereceğim 57.057 yani 57.057 basamak ya 57.057 basamaklı bir sayı göstereceğim size inanamayacaksınız. 57, 57, 114 sure. Tam blokluyor. Harf sayısına kadar inşallah bulacağız. Bu minel mesela bize Kur'an'ın eliflerdeki yazılım sorunlarında Allah'ın izniyle Elifli mi yazılması lazım? Elifsiz mi yazılması lazım? İşte bunları yani Muhammedi Mustafa Rabbimin izniyle ulaşacağız. 19 sistemi Kur'an'ı korur. Ve aynı zamanda Allah'tan geldiğine büyük bir mucize oluşturur. Gördüğünüz gibi bu sayıları Muhammed Peygamber tasarlayamaz. Ben bunu gördüğümde Aa, bu beşer sözüdür değil diyorum. Beşer sözü olamaz. Böyle matematik mi olur yani? Numaroloji yapmıyoruz arkadaşlar. Numaroloji dediğin şey sayıları türetirsin. 19 milyon tane sayı üretirsin. 1 milyon tane 19'un katı bulursun. Bu numaroloji değil. Bu direkt görüyorsunuz dizilimin ne kadar sade ve güzel olduğunu. Sure sayısı, surenin sırası, suredeki ayet sayısı ve kelime sayısı. Ya daha ne kadar temel, basic yani bazal e, bir fan, e, temel bir şey olabilir yani veri olabilir. Reri üzerinden okuyoruz 19'u. Evet girdir bir doğru girişe çıkar bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardım sultan diyoruz arkadaşlar. Allah'ıma emanet olun. Rabbim tek tanrıcıların her zaman yanındadır. Dualarımıza şey karıştırmayalım. 19'u dediğim gibi kimsenin tek elinde değildir. Benim de değildir. İsimleri zikretmiyorum. Bazı insanlar alınıyorlar. Hocam isim yani zikredilmez, zikretmiyorsunuz. Bu işte 19 sistemini şu buldu, şöyle geliştirdi, yaptı falan. Bakın yemin ediyorum keşke ben de ismimi söylemek zorunda kalmasaydım. Ben yıllarca Kur'an mucizeli olarak gittim ya yani. Hiç bilmesem daha iyi ama ne yapayım bu YouTube dersleri çekmek zorunda kaldım. Maskeyle mi çıkayım ya yani? ne yapayım ya yani? Sesimden gene analiz ederler İbrahim Esinler olduğunu bulurlar. Dedim artık kalk bu uyar ya yani. yapacak bir şey yok. Rabbim artık sonuçta mecbur kaldım çıkmaya. O nedenle diyorum ki ben size şunu söylüyorum. İsimin önemi yok. İster İbrahim isinler, ister X kişisi şahıslarla 19 mucizesini eşleştirmeyin. Eşleştirmeyin. Asla eşleştirmeyin. 19 mucizesi Rabbimin büyüklerden dediği büyük bir mucizedir ve Rabbimizin malıdır, Kur'an'ıdır. Kimseye isnat edilemez güzelce akın dinleyin bakın insanları dinleyin ama sonuçta o demiş o onu demiş hatta maalesef bizim insanımız hatta tüm insanlık bir insanı takip etmeye meyilli yani İlla onu takip edecek illa onu bir resul kabul edecek illa onu peşinden gidecek ya bırak Kur'an var en büyük elçi en büyük resul en büyük resul Cibril getirdi onu en büyük resul Kur'an'ın kendisi Allah meleklerden de resul seçer. Kur'an'da bir melektir sonuçta. Elçidir. Ne oluyor yani? O yüzden kimseye zorlamayın yani. Olabilir. Şu resulse resul beni ilgilendirmiyor abi. Beni ilgilendirmiyor. Beni tek bir şey ilgilendiriyor. Kur'an sadece Kur'an. Ben Kur'an'ı mantığımla okurum. Anlamadığım şeyler olursa elbette sorarım, tartışırım, ederim. Ancak en sonunda yine kendim karar veririm. Bu onunla karar verdiği için, başka kişi öyle karar dediği için yapmam. Size de tavsiyem budur. Tek tanrıcılığın, tek tanrıcıyla aranıza Resuller de dahil kimseyi sokmayın. 27 peygamber ismi hepsi şu anda burada olsa Allah'ım şahittir ben onlara değil Kur'an'a uyarım. Çünkü Rabbim bana bir ilim vermiş mesela tıp konusunda. Nasip etmiş. İlmi artırmış bana o konuda. E belki o Resul'den daha iyi anlarım. Kur'an'ı. Rabbim bana çünkü anlamak yani Kur'an'ı indi vermiş zaten. O nedenle arkadaşlar bu konuda kendinize güvenin. Sadece Kur'an okuyun. Anlamaya çalışın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.